Bu uygulamamızda VBA ortamındaki bileşenleri tanımaya çalışacağız arkadaşlar. İsterseniz önce uygulama metnimize bir bakalım. Yine VBA ortamına geçeceğiz. Alt F11'de kullanabiliriz. Basit bir kodumuz var. Ondan sonra ve ortamdaki pencereleri göreceğiz arkadaşlar. Yine programda hata kontrolü yaptığımız bir süreç var. Debugging diyoruz buna. Onları da öğreneceğiz. O pencereler çünkü o işe yarıyor. Hep birlikte geçelim. Artık buraya biliyoruz. Geliştirici developer sekmemiz var. Visual Basic'e geçebiliyoruz. Alt F11. Kapatıyoruz. Geçiyoruz. O pencereyi açmışız. Öyle kalmış. Şimdi bakınız. Burada dosyamızın ismi ve Project Window denilen yer var. Kapatılabilir, yeri değiştirebilir ama tipik olarak böyledir. Burada her birinin bakın özellikleri görünür. Bunun çok bir esprisi yok ama bakınız modül ekledim. Kodlarımızı buraya yazıyorduk hatırlarsanız. Buraya bir form da ekleyebiliriz. Bakın o zaman her formun adı, forma ekleyeceğimiz şeylerin adı, caption'ı bunlar hep kullanılan şeylerdir arkadaşlar. Özellikler penceresi. F4 tuşuyla da gelir bu. Şöyle kapatayım. Formu buradan kaldırayım. Demek ki şeyimizde ne var bunu görüyoruz. Bir de bakın her bir sayfayı adı ve burada da ne diyelim? Orijinal ismiyle görüyoruz. Bakınız şöyle düşünün. Şöyle yana çekeyim. Yeni bir sayfam olsa, adı da veri olsa burada. Bakınız tekrar geçtim. Bakın onu nasıl olarak görüyor. Demek ki hardcoded ismi ve kendi verdiğimiz isim gibi istediğimiz şekilde erişebiliriz bunlara. Bunlar önemli ileride yapacağımız programlar bakımından. Evet, bu şekilde görmüş olduğunuz gibi. Peki bunlar ne derseniz normalde işte burada kodlarımızı yazacağız ve çalışmalarımızı öyle yapacağız. Buradan çalıştırabiliyoruz. Ondan sonra şöyle bakın hata verdiğinde işte şöyle bir şeyler yazdığımızda hata verecek kodumuz sanıyorum. Bakın bulamadım dedi, durdu, düzelttik. Ondan sonra düzelttik. Ondan sonra şöyle sanıyorum. Ondan sonra buradan resetledik ve tekrar çalıştırdık gibi düşünebilirsiniz. Bir de bakın burada geldik, tıkladık. Buna işte breakpoint koyma deniliyor. Kaldırdığınızda kaldırıyor. Niçin bunu yapıyoruz? Basit bir kodda değil de topladınız, çarptınız, değişkenler yazdınız, okudunuz ama olmuyor istenilen işlem. O zaman kodu burada durduruyoruz ve yine çalıştıralım. Geldik. Bakınız mesaja bu değer gelmiş mi gibi gelmiş. Mesajı @watch'la watch penceresine değişik koşullarda ekleyebiliyorsun. Bu bir ifade de olabilir. Bir şeyin çarpımı bölümü gibi arkadaşlar. Bunlar önemli. Bunlar bakın debugging penceresinde yine view'daki pencereleri yönetmek. Bir de immediate window'umuzda var. Lokal değişkenleri yine burada görüyoruz. Immediate window. Kendimiz görmek istediğimizde mesaj ondan sonra içeriğini gördüm. Yani hepsinin amacı farklı. Burada sizin hani ihtiyacınıza göre en uygununu seçmek gerekir. Buradan hepsini görebileceksiniz. Yani bunu şurada aslında lokal değişkenleri, lokal olmayan olabilir. Burada istediğinizi siz print komutuyla ekrana yansıtıyorsunuz. Burada da gösteriyor arkadaşlar. Bakın daha bunu kaldırayım, resetleyeyim, şunu kaldırayım. Koda daha farklı şeyler koyayım. Hani örnek yapmaya çalışıyorum amacım. Adet diyeyim. Bir değer vermeyeyim. Toplam diyeyim. Aslında değişkenler tanımlanması lazım ama adet çarpı 2 diyeyim. Tamam. Şimdi message box topla diyeyim. Toplam diyeyim. Toplam boş gelecek değil mi? Çünkü adette bir değer yok. Sıfır var. Çalıştırayım kodumu. Message box dünya. Sıfır geldi. Ama nasıl olur ya? Ben 2 ile çarpmıştım. Demek ki o zaman kodumuzu burada durdurup ya da burada durdurup çalıştırıp
Ondan sonra oraya gelip bakın adet empty, adet empty, ha neden empty'ymiş? Adeti burada gördük falan filan. Demek ki ne yapabiliriz? Fark ettik yani adette bir değer olmadığını. Adete bir değer verirseniz, dediğim gibi bunları tanımlamak ve yapmak lazım ama burada amacımız şu ortamı biraz sizlere tanıtmaktı. Kaldırdım. Sanıyorum şimdi F5'e bastığımda veya buna bastığımda artık istediğim sonuçları alıyor olacağım. Onun dışında bu save'le şey aynı biliyorsunuz dosyamız sonuçta bir dosya olarak kaydediyor. XLSB veya XLSM makro olaraktan ondan sonra burada görmüş olduğunuz gibi işte şeylerimiz, pencerelerimiz var bunlar. F4'te aşağıdaki kısım. Insert'te şeyler gidiyor. Aynı buradan kullanmak gibi. Çeşitli formatlama araçları var. Bunlar formlarda. Debug araçları var. Evet. Bir F8 tuşumuz var. Onu da görelim arkadaşlar. O da şöyle. Burada durdurdunuz. Çalıştırdınız. Bakın F8'de devam ediyorum. Adım adım. Gitti, 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 gitti. Tek tek bakıyorum. Onu almış, onu almış. Çok önemli. Gerçekten çok soru alırım. Şu olmuyor, bu olmuyor. Arkadaşlar debug ettiniz mi? Genelde hani ya işte aşama aşama zaten programcılığın esprisi hep küçük küçük kodları yazmak, test etmek, onları doğru yapmak ve işte ona destekleyen araçlar da bunlar. Baştan sona işte bir tuşa basınca her şey olsun, şöyle olsun. Olmayacaktır arkadaşlar. Aşama aşama yazmak, test etmek, küçük küçük prosedürlere öğreneceğiz ileride. Sub fonksiyonlara, prosedürlere, function prosedürlere yer verecek şekilde kodlamamızı yazmak ve yapmak gerekecek. Bu şekilde gördüğünüz gibi arkadaşlar resetledim. Onun dışında şeye de değinebiliriz belki. Bir de programlarımızın çalışması sorunu olacaktır verdiğimizde. Oradan da buradan izin vermemiz gerekiyor makro ayarlarından. Varsayım ayar şu sanıyorum. İzin verilerek çalışıyor. Full izin istemekti bu oluyor. Ama buralarda dikkat etmek gerekir. Makro ayarlarının böyle olup izin vererek çalıştırması daha doğru. Çünkü zararlı kodlar olabilir ve sisteminize zarar verebilir. Bu konularda riskli kabul ederek, risklerin bilincinde farkında olarak bunu yapalım arkadaşlar. Gerekli teknik dokümanlara da başvuralım gerekirse. Demek ki çalışmayacaktır güvenlik nedeniyle onunla bu düzenlemeleri yapmak gerekir. Evet, bir kod yapısı, bir SAP, projenin şeyi dediğim gibi değiştirilebilir. Bunların yeri değiştirilebilir, büyütülebilir, kaldırılabilir, eklenebilir. Öbür proje immediate bunun altına getirilebilir arkadaşlar. Hepsi yapılabilir döşeme işlemleri. Burada bakın şu anda ihtiyaç yok ama yine gerekecek böyle bir şeyi. Buralardan da çeşitli eventlerin olduğunu göreceğiz. Şu sayfaya geleceğiz. Bu sayfanın arkadaşlar seçtiğimizde ondan sonra onların eventlerini buradan göreceğiz. Yani şöyle yapalım. Forma geldim. Sağ tıkladım. View code geldim. User'ı bakın burada user form. İşte buradan da aynı bunun eklemesi veya çok bahsederiz hani worksheet change esprisi. Ondan sonra bunun view koduna gittiğinizde worksheet nesnesinin işte change'i ondan sonra değişikliği select change'i arkadaşlar buralarda yapacak. Bunlara hazır kodları yazacağız. Bunları da ilerleyen bölümlerde göreceğiz. Acele etmeyelim. Ben sizlere öneririm. Excel VBA şeyi olmak, tecrübesi kazanmak zaman alacaktır. Şuraya geçtiğimizde oraya döneceğiz tekrar. Acele etmeden her şeyin hakkını vererek değişkenlerin tanımlanmış bu yapılar bölüm bölüm bu bizim 100 videoyu ve küçük örnekler yaparak farklı örnekler yaparak yine ek araştırmalar yaparak bitirdiğimizde bu çalışmalar hakkıyla artık bir çözümü yapıyor olmamızı
amaçlıyoruz. Diğer bir bölümde görüşmek üzere, hoşça kalın.